Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Lord of Minecraft'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yaklaşık 4 günden beri Lord of Minecraft gelmiyordu. Ankara'dan döndüm ve direkt Lord of Minecraft çekeceğim dedim arkadaşlar. Ve şu anda sizlerin karşınızdayım, yemin ederim çok heyecanlıyım çünkü uzun bir ara oldu. Lord of Minecraft'ı çok özledim. Aslında Minecraft'ı aşırı derecede özledim. Saatlerdir Minecraft oynuyorum. Video çekmek daha şu an yeni aklıma geldi. Bakayım saat kaç olmuş. Evet, 22.47 şu anda saat. Saat 8.30'dan beri neredeyse Minecraft oynuyorum. En son dedim ki artık yeter Burak, kalk da bir video çek dedim. Lord of Minecraft çekiyorum. Bu sefer tek çekeceğim arkadaşlar. Lord of Minecraft'ı biraz solo oynamak istedi canım ve bazı konuları konuşuruz dedim. Ve bunu konuşurken arkadaşlar iksirlerle uğraşırız dedim. Çünkü buraya yanlış hatırlamıyorsam evet yanlış hatırlamıyorsam 4-5 bölüm önce yapmıştık. Hakan'la Ahmet buraya biz iksirlerle ilgili bir yer yapmıştı ama build olarak gerçekten aşırı derecede kötüydü. Manasında kötüydü arkadaşlar. Biz buradaki her şeyi özenip özendiğimiz için tabii onlar için güzel olabilir. Kesinlikle kötü bir şey demiyorum. Biz de internette araştırmıştık Anılcan'la birlikte nasıl iksir evi yapabiliriz diye. Ben böyle bir şey bulmuştum. Bunun biraz biz üstüne oynayarak böyle bir şey yapmıştık arkadaşlar. Bunu Witch evi de gibi düşünebilirsiniz. Ben de bugüne özel ne yapacağım arkadaşlar biliyor musunuz? İksilerle ilgili bir alan hazırlayacağız sizlere. Ondan önce bir MSI intromuzu izleyelim arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Siz o sırada inşallah like atmışsınızdır. Ben de ikinci ekranıma notlarımı aldım arkadaşlar. Çünkü notlarımı almayı unutmuşum. Hemen ikinci ekranıma notlarımı aldım. Artık elime yazmıyorum. Yani böyle kağıda yazıyordum. Hani artık onu bıraktım. Şey yazacağız arkadaşlar. Neydi onun adı? İkinci ekranım yazıyorum. Daha rahat oluyor. Sizler de ikinci ekranınız varsa bazı şeylerle tavsiye ederim. Çok rahatlatıcı oluyor. Şimdi iksir yapmamız için her zamanki bize simya standı lazım. Bu burada çok kötü gözüküyor. Direkt bunu alalım. Ve simya standını yapmayı bilmiyorsak arkadaşlar blaze çubuğu ve 3 tane taştan birlikte kırık taş koyarak yapabiliyoruz arkadaşlar. Ama şöyle bir kötü haberim var. Bizim blaze çubuklarımız çok değil. Vardı. Ama bizimkiler galiba kullandılar mı ne yaptıysalar artık blaze çubuklarından eser yok arkadaşlar. Ve ben de gidip blaze kesemeyeceğime göre simya standı çalmak zorunda kaldım. Galiba blaze çubuklarını bunu da kullanmış olabilirler, şimdi kimsenin hakkını yemeyelim. Ama ben oraya güzel bir build yapmayı düşündüğüm için bu blaze bunları buradan alalım bence. Ve bana ne lazım biliyor musunuz? Bana nether tuğlası lazım arkadaşlar. Onun için hemen şuradan nether tuğlası bloklarımı alıyorum. Biraz build de yapacağız arkadaşlar bu bölüm. Hem build yaparak hem de yapacağız. Nasıl desem sizlere. Hem build hem de iksirlerle uğraşacağız. Güzel bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Bu arada umarım keyifleriniz yerindedir. Ben çok mutluyum aşırı derecede. Ankara'da çok güzel bir etkinlik yaptık. Ve cumartesi günü tekrardan saat 1 ile 5 arasında Ankara'da olacağım arkadaşlar. Organizasyonun böyle bir anlaşması vardı. Çünkü 15 tatili kapsayacak bir etkinlikti. Cumartesi tekrardan gideceğim. Sırf şuraya video çekmek için Trabzon'a geri döndüm arkadaşlar. Normalde Ankara'da kalmam gerekiyordu. Ama video stoğum yetişmediğinden dolayı Trabzon'a geri döndüm. Video çekeceğim. Cumartesi tekrardan Ankara'ya gideceğim arkadaşlar. Bunu aldık, bunu aldık. Şimdi alacağımız malzemelerden bize şeker lazım. O yüzden şu 22 tane şeker kamışını yanıma alıyorum. Karpuz lazım. Şuradan bir 64'lük karpuz alıyorum. Altın lazım. Altını yukarıdan alacağız. Ben şu an bakıyorum. Ghast gözyaşı bizde yok. Çok kötü. Altın havuç. Havuç alacağız. Havuç burada var mı? 14 tane var. Güzel. Blaze pudrası. Şeyimiz yok. Blaze pudrası yapamıyoruz. Zehir, örümcek gözü. Örümcek gözü yukarıda var. Cam da lazım. Çünkü şişe yapacağız arkadaşlar. Hemen ben vakit kaybetmeden yukarı çıkıyorum ve yapacaklarımızı hazırlıyorum arkadaşlar. Bu cam iksir şişelerini burada hazırlayayım isterseniz. Gençler bildiğiniz gibi iksir şişeleri bu şekilde hazırlanıyor. 39 tane oldu. Şunların hepsini kullanalım iksir şişelerine. Şöyle. Tamam, bu kadar. Bunlar da bize kalsın. 60 tane cam şişemiz oldu. Çünkü iksirlerin ama temellerinden bir tanesi arkadaşlar iksir şişesi ve unutmadan alttan almayı unuttuk ama burada da varmış. Ve bizdeki nether wardlarımız, hani o kadar nether ward tarlası yaptık abi, bunlar böyle chest'e saklamak için mi yaptınız? Hayır, kesinlikle. Daha bunları almışken alayım. Orada bir düzenek yapacağım. Oraya koyacağım. Şurada da bizim bir yerde sandıklarımız olması gerek. Evet.
2, 3, 4. 4 tane iş görür. 6 yapalım daha garanti olsun. Şimdi yapacaklarımı düşünüyorum da ondan dolayı alıyorum ve şunları da ben yapayım ya. Lazım olacak arkadaşlar. Şöyle. Şöyle alayım. Tamam. Daha ne lazım? Ha, altın lazım bize. Altın şey lazım. Şuradan 43 tane altını alsam. Şöyle yapsak. Şunları atsak. Tamam. Bu benim değil zaten. Bunu da at. Neyse bunları böyle birleştirelim. Bunu böyle atalım. Sonra o küreyi alıp o küreyi alamadık. Şu aldık. Küreğimizi de direkt buraya koyalım arkadaşlar. Ve hemen Witch Farm'ımızın oraya doğru gidelim. Yani Witch Farm diyorum ama dilimiz işte. Şeye gidiyoruz. Yaptığımız iksir evine. İksir evi burası ama ben buraya iksir shop yapacağım arkadaşlar. Ve gelecek bölüm burası için de özel bir tane şey yapacağım arkadaşlar. Oh, evet craftingimiz yok süper. Şey düşünüyorum yapmak arkadaşlar. Otomatik sistem. İlk önce otomatik sistem girmek istemedim. Çünkü iksirlerin temel şeyini bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Yapımını. Ondan dolayı burası için öyle bir şey düşündüm. Şöyle yapsak. Şu dışarıda bir yerde vardı crafting ya. Ben onu bir oradan alayım. Bize crafting lazım olacak. Ben video sonrasında buraya bir tane crafting eklerim. Abi vardı bizim bir sürü crafting table'ımız ya. Neredeler? Valla içeriden mi atlayacağız? Şurada vardı. Evet evet hatırladım. Şurada vardı. Eşek ve Batu diyorum. Bazıları anlamıştır vermek istediğim mesajı. Yakında eşek ve Batu arasındaki ilişkiyle alakalı bir video çekeceğim. O gitmiş. Ben şey yapmış neydi onun adı? Kurtla ilgili yapmış. Tabii ama herkes Minecraft'taki kurtu köpek olarak farz sandığı için ben ona bir mesaj göndereceğim. Mesajımı almıştır o. Hop. Şuraya bir tane crafting koyalım arkadaşlar. Şunların hepsiyle merdiven yapalım. Şimdi burası için ben değişik bir build tarzı düşündüm arkadaşlar da. Şöyle 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 şöyle. Hadi 3 2 1. Burayı da o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Böyle yapalım. Şöyle olsun. Burası giriş yeri olacak arkadaşlar. Burayı şey bir yemek yeri gibi düşünün. Şimdi ben buraya şey yapacağım. Şuraya da neydi onun adı? Nether tuğlalarından çekeceğim arkadaşlar. Sonra eşya item frame koyacağım. İşte oraya işte almak istedikleri şeyleri yerleştireceğim. Atıyorum güç iksiri. Şuraya bir tane sistem yapacağım. Böyle pat diye koyacağım. Bize atacak fırlatıcıyla. Bunu yapmak basit. Bunu yapacağız ama ilk önce biz iksirlerimizi yapmaya başlayalım. Yemekhane arka tarafı olsun. Yani hazırlanacağı yer bu taraf olsun. O yüzden bir tane simya standımızı buraya, bir tanesini buraya koyalım. Böyle tasarım olarak da güzel olsun. Bir tanesi de crafting table'ımızın üstüne koyalım. Crafting table'ınızın üstüne koymak için shift'e basıp klik yaparsanız direkt koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben size ne demiştim? İksirlerin ana maddesinden bir tanesi Nether Wart'tur. Bunun için su gerekir arkadaşlar. Şişelerimizi doldurmamız gerekir. Bizim şimdi su alanımız aslında burada nerede sınırsız su kaynağımız vardı? Şurada bir yerde var mı? Sınırsız su kaynağı. Allah Allah vardı ya kapattık mı biz sınırsız su kaynaklarına? Hayda. Ve şu sistemi gençler size bir şey diyeyim mi? Bütün bence Skyblock oynayanlar bu sistemi yapsa dediği gibi karpuzdan para kazanır. Onu söyleyebilirim sizlere. Ama benim envanterim dolu. Yanımda şey de yok. O biraz hata yaptım arkadaşlar. Evet. Neyse ben şimdi şeye gideyim hemen eve gideyim. Chest'i orada bir yere yerleştirelim. Ve bu çimenler neden böyle derseniz 2-3 bölüm önce biz buraya bir şey yapacaktık. Bir build yapacaktık da build'in taslağını çıkarmıştık. Berkay ben Anılcan. Çok zor olduğunu anladık arkadaşlar. Yetiştirebilsek bir gün yapacağız inşallah. Hop. Sonra şunları alalım. Bir sandık buraya böyle güzel gider. Bir tane de böyle yapsak. Bir tane de böyle, bir tane de böyle. Evet, burası bence böyle daha güzel gözüktü. Aynen kesinlikle. Bir de buraya, bir de buraya koyalım. Nether wartlar burada dursun arkadaşlar. Nether wartları artık bundan sonra buraya getirteceğim. Sonra altın ingotlar ve yemekler buraya gidebilir. Karpuzla şey, kartopu ile işimiz yok arkadaşlar. O bir hata sonucu burada. Şimdi ben bir envanterimi boşaltayım. Şu cam şişeleri doldurayım ama aslında bizim şey yapmamız gerek ya. Bir daha hiç böyle uğraşmayayım. Ben direkt iksirlerin başına arkadaşlar kazan da vardır. Kazan da yapmamız gerekiyor. Onu unuttum. Hemen
Hemen onu da yapayım arkadaşlar ki su işimiz daha rahat olsun. Ama kazanla doldurabileceğiniz su sayısı... Oha, demir yok abi, şaka mısınız? Abi yemin ederim demir yok. Sanki benden birisi dalga geçiyor ve örümcek gözü de lazımdı bize, onu da alalım. Abo, ne yapacağız ya? Demir Iron Golem Farm'dan alacağız da kim ne yaptı bu kadar demiri, çok merak ettim. Allah Allah. Şurada bakayım işimize yarayacak bir şey var mı? Yine acı, bu ne? Ha, burada büyük ihtimal kardan adam kartopu kasmak için böyle bir şey yapmıştık arkadaşlar. Hop. Hadi demir var, süper. 46 tane alalım, yeter bize. Şimdi bir de şey diyeceğim arkadaşlar, ben yeni bir seri girdim, Redstone sistemleri gibi basit basit sistemler anlatıyorum, böyle çok iyi sistemleri anlatamam da inşallah o seriyi beğenmişsinizdir. O seriye ne kadar çekmemi istemeyen varsa, çekmemi isteyenler de var. O yüzden ben o seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum ama günde 3 video atacağım zaman büyük ihtimal gelecek, ama böyle kısa bir sistemse, uzun bir sistemse, 4 dakikanın üstündeyse sistem, günde 2 video atarım. Çünkü o sistemleri ben gerçekten çok çalışıyorum, araştırıyorum arkadaşlar. Zorlanıyorum o sistemleri yaparken. O yüzden sorun olabiliyor. Hop. Hakan da seriye geldi. Galiba o da video çekebilir. Bunu da nasıl koyalım biliyor musunuz? Bundan bir tane daha yapayım bence. Kazanda yapılış aynen bu şekilde. Pantolonun bir farklısı. Şuradan direkt kazmama alayım. Hemen şurada videoda link diye yazayım. Şunu şöyle koyalım. Şöyle şunu şuraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Şimdi gençler, bunlara su koyduğunuz zaman bunlar yanlış hatırlamıyorsam 3 veya 4 kez size şey hakkı veriyor. Doldurma hakkı veriyor. Bunlar biraz görsele kaçıyor. Siz oraya bir tane sınırsız su kaynağı yaparsanız, ki ben video sonrası yapacağım. Şimdi hiç sınırsız su kaynağı yapmakla uğraşamam. Zaten sınırsız su kaynağını biliyorsunuz. 4 tane blok açıyorsunuz. Oraya su koyuyorsunuz. Yavaş yavaş suları alırsanız, böyle bir anda doldurmaya kalkarsanız sınırsız su kaynağını da bitirebilirsiniz. Ona dikkat edin. Evet, dolduğuna göre envanterimiz, gidebiliriz artık. Şöyle gidelim. Ve buranın dış görünüşünü de anılacağım bence çok güzel yaptı ya. Sanki bir villaymış gibi oldu. Daha güzel oldu. Bence güzel gözüküyor. Şöyle. Işıklandırmayı iyi yaptık. Mob yok derken Hakan mobla savaşıyormuş. Şöyle hemen şuraya gideyim. Hop, burayı böyle kapatalım. Şimdi az önce anlattığım şeyi yapacağım sizlere. Bunları böyle koyacağım. Şuraya da şu şekilde koyalım. Şöyle bir 64'lük oraya. Ya aman, bir 64'lük de buraya koyalım. Şimdi iksirlerimizin ana temel sebebi arkadaşlar Netherward olduğu için, yani çoğunda şey, nasıl desem size arkadaşlar, normal su değil de hani Netherward'dan yapıyoruz. Şimdi sularımıza bildiğiniz aşı yapıyoruz diyebilirim ben size. Bakın mesela etkisiz oldu. Yani normal su şişesini ayırmaz için, bakın garip iksir etkisiz su şişesi. Yani şunlara ağır edemezseniz bu şekilde edersiniz arkadaşlar. Şimdi olanları ben alacağım direkt. Şunları şu tarafa alalım. Yine 3 tane buraya girsin. Burası hop böyle olsun. Şuraya hemen dolduralım bunları arkadaşlar. Su şişelerimizi basalım hemen. Bunlar yapılmaya devam edilsin. Sonra şunu şöyle atayım. Hop. Şu bitmiştir. Yok. Bunlar da devam ediyor. Aa. Şuradakiler bitmiştir. Etkisiz, etkisiz, etkisiz. Hemen burayı da dolduralım arkadaşlar. Dediğim gibi iksirlerimizin temel sebebi Netherward'dan yaptığımız Aquart mıydı? İsmini unuttum. Yani İngilizcesi Aquart gibi bir şeydi arkadaşlar. Bir anda gitti aklımdan ya. Şu şekilde koyayım. Arada böyle beynim yanabiliyor. Neyse, bu kadar yeter bize bence. Şimdi arkadaşlar ilk olarak hız iksiri yapalım. Mesela birileriyle buradan kapışırken hız iksiri yarayacak. Yani bunu sadece bu bölümlük video çıksın diye yapmıyorum. Seride lazım oluyor arkadaşlar. 22 tane şekeri crafting'e koyunca şeker kamışını şeker olarak veriyor. Şimdi buradan Netherward'a alıyoruz arkadaşlar. Şu onlar olmuş mu? Şuradan alalım direkt. Buraya Netherward yerine ben şeker koyduğum zaman hız iksiri yapıyorum arkadaşlar. Şu anda hız iksirini buraya basıyoruz. Hız iksirini yaparken boş durmamak adına şunlardakini almış mıydık? Evet. Şu normal su şişelerini buraya koyalım. Ben bunların hepsine item frame koyacağım. Hop.
Biz bunları da bu şekilde buraya atalım. Şimdi ne yapalım? Parlak karpuzdan, şimdi bir saniye karpuz alalım. Parlak karpuzdan bakalım ne yapacağız onu söyleyeyim. Anında 3 kalp doldurma yapacağız. Yani mesela ölmememiz gerek. O yüzden bize anında 3 kalp lazım. Parlak karpuz bu şekilde crafting diyoruz arkadaşlar. Ve bakın aradaki fark görüyor musunuz craftingde? Parlak karpuz olunca bu şekilde, normal karpuz olunca bu şekilde. Şimdi direkt şunları şöyle alayım. Bunu böyle atalım. Hop. 1, 2, 3. Bunu aldık arkadaşlar. 1, 2, 3. Bunda bu tarafta hız iksiri oluyor. Bu taraftaki anında 3 kalp doldurma buradaki hız iksirimiz oluyor. Peki durun bir. Şöyle. Ha ben de abi dedim nasıl bir fail yaptım. Vay şu an öyle bir tırstım ki çaktırmıyorum da size. Abi diyorum iksir yapmayı mı unuttum. Meğersem anında hız iksirini burada yapmışız arkadaşlar. Hız iksirimiz, çeviklik iksirimiz bu şekilde burada hazırlandı. Ne oluyor lan? Rahatsız Hakan oradan bir şeyler yapıyor. Normal buraya 1, 2, 3 biraz daha yapalım bence anında hız iksiri. Sonra burada bir şey yok. Buraya da anında iyileştirme iksirlerimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi hatta bu 7 tane buradayken ben yine iksir, ben bayağı şu şişelerini yanıma alayım. Az kalmış zaten. Şunlar olana kadar böyle devam etsin. Şimdi başka ne vardı? Ha bir de size şunu söylemedim arkadaşlar. İksirler ikiye ayrılır. Zararlı ve yararlı. Şimdi bir tane zararlı bir iksir yapalım. Bunu Ahmet Aga'ya içirmek için yapabiliriz. Dur bakayım onu getirdim mi? Evet. Örümcek gözüyle arkadaşlar yapabiliyoruz. Böyle can alabiliyoruz. Böyle zararlı bir iksir. Bununla da birlikte böyle zararlı iksir yapalım da bizim zararlı iksirle ihtiyacımız yok. Hani belki Ahmet'i trollemek için kullanabilirim arkadaşlar. Ahmet çünkü sürekli trollediği için bize. Biz de ona böyle bir şey yapabiliriz. Çeviklik iksirlerini buraya koyalım. Dur. Onlar burada kalsın. Buraya da iyileştirme iksirlerini koyayım arkadaşlar. Daha birçok iksir var. Onu da ben size söyleyeyim. Dur çeviklik iksirlerinin yanına bir de zehirleri de koyalım ki böyle olsun. Heh, dediğim gibi birçok arkadaşlar şey daha var. İksir var. Ben bu bölümlük bunları yapacağım. Çünkü biraz da video uzun oldu. Gelecek bölümü yanıma arkadaşlarımı da alırım. Ve gelecek bölümü burayı böyle bitiririz. Hani neydi onun adı? Güzel şeyler yaparız. Burayı dediğim gibi farz edin ki bir fast foodcuya geldik. Fast foodcuda hani vardır ya böyle şeyler. Standlar. Öyle orası gibi bir stand yaparız. Farz edin ki bir McDonald's yapıyormuş gibi. Buraya böyle bir şey yapma fikrim var. Ve buraları da kovalandırdıktan su dolduracağız gelecek bölüm arkadaşlar. Şurası da bitmiş. İyileştirme iksirimizi de aldık. Bu anında sağlık. Bir saniye ben bir şeyi karıştırdım mı? Durun bir. Anında 3 kalp doldurma. Karpuzan tamam anında 3 kalp doldurma. Tamam sorun yok. Hop çeviklik. Şurada mıydı? İyileştirme. Tamam. Onları şöyle bir şekilde atayım. Ve gelecek bölüm su altına da gidebiliriz. Su altı ile ilgili bir şey daha yapmam gerek ama evet bunu da yapmadan bitirmek istemiyorum arkadaşlar açıkçası. Altınlarım burada var mı? Varmış hemen. Şunu yapıp bu şekilde bitirelim arkadaşlar videoyu. Bunu da göstermek istiyorum. Şunu şöyle al. Altın avucu bas. Bununla da arkadaşlar hemen söyleyeyim. Gece görüşü artı suda güzel görmemizi sağlıyor. Farz edin ki şimdi gece olduğu zaman hani daha rahat göremediğimiz karanlık yerler oluyor. Madenlerde bu işimize yarayabilir. Altın havuç yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve onu da bu şekilde böyle craftladığınız zaman yani bastığınız zaman simya standımıza direkt ne olacak arkadaşlar? Gece görüşü iksir olacak. Ve suda da güzel görmemizi sağlıyor. Bu da çok güzel şeylerden bir tanesi. Videomuzun sonuna geldik. Daha çok Lord of Minecraft istiyorsanız videoya kesinlikle ama kesinlikle like atmayı unutmayın. Biliyorum hepinizi çok çok ama çok seviyorum. Güzel yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Mobil uygulamamı hala indirmediyseniz lütfen açıklamada ilk iki link mobil uygulama indirme linki. Onu da indirin ki daha güzel şeylerden haberdar olun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.